Yasak Elma Kızları Şeval Sam, Nesin Cevatsade ve Eda Ece'yi son olarak Instagram storylerinde işte bu halde bırakmıştık. Kızlar toplanmış, kiraladıkları tekneyle Ege sahillerinde nerede akşam orada sabah turluyorlardı. Onlar bu paylaşımları yapınca bizim Ege sahillerinin dedektifi Bayka da madem bana gel gel yapıyorsunuz dedi ve atladı Bodrum'dan tekneye soluğu Göcek'te aldı. Bu sahillerde son olarak Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar'ın yan storiesini çeken Bayka bu kez bir başka büyük balık yakalamak üzereydi. Üç güzel, üçü de birbirinden güzel Yasak Elma Kızları mavi turdaydı. Kız kıza. Dizinin Yıldız Yılmaz'ı Eda Ece, Ender Argun'u Şeval Sam ve Şahikası Nesin Cevatsade yanlarında geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'la beraber işte Bayka'ya böyle sobelendi. Dört hanımefendi günlüğü 15 bin lira olan bu tekneyle Kurban Bayramı'nda danaya girer gibi ortak girmişlerdi. 10 günlüğüne 150 bin lira vermişler ki bu da kişi başı ortalama 37.500 lira ederdi. Paraya kıymışlar ve bu lüks tekneyi kiralamışlardı. İyi de yapmışlar çünkü unutulmaz bir mavi tura çıktılar. Güne kahvaltı keyfiyle başlıyor Yasak Elma Kızları. Gülenay ablaları mis gibi köy kahvaltısı hazırlamış kızlara. Elleriyle servis yaparken Şeval Sam ve Eda Ece nefes almadan yiyor. Bu dakikalarda Nesin Cevatsade henüz uyanmamış olmalı. Ortalarda yok. Belli ki gecesi uzun geçti Nesin'in. Kızlar yani diğer kızlar en organik halleriyle teknenin kıç kısmında kahvaltı keyfinde. Hiçbirinde gram makyaj yok. Dedik ya en organik halleriyle. Kızlar en organik halleriyle hareket ediyorlar. Ev işleri yapıyorlar. Pardon, tekne işleri yapıyorlar. Gülenay ablalarına yardım ediyorlar ara ara. Eda Ece bir ara telefonuna davranıyor. Bu keyifli sabah kahvaltısını bir selfie ile ölümsüzleştirmek istiyor ama Şeval ablası makyajım olmadan asla diyor, sırtını çeviriyor kıza. Bu arada hemen belirtelim, biraz sonra Şeval Sam'ın cep telefonu ve selfie ile olan imtihanı gelecek ekrana. Akıllardan uzun süre silinmeyecek olan Şeval Sam'ın selfie çektirme ile imtihanını hayretler içinde ve bir o kadar da keyifle izleyeceksiniz deyip devam edelim. Kahvaltı bitti. Şeval Sam ayaklandı. Turuncu, sarı kostümü ve derin bacak yırtmacıyla masanın üzerinden şöyle bir uzun atlama yapıp atlayıverdi. Eda Ece de ayaklanıyor ve o da ne, bizim Bay K'yı mı gördüler acaba? Sanki birisi bizi çekiyor der gibi birbirlerini uyarıyorlar ama neyse ki fark etmiyorlar Bay K'yı. Bay K bu kolay kolay yakalanır mı? O ancak yakalar. Bu arada Şeval Sam makyajını tazeledi. Eda Ece'nin yanına geldi. Az önce yarım kalan poz verme işlemi tamamlandı. Bay K bu dakikalarda ekip arkadaşlarıyla Yasak Elma Kızları'nın gıybetini yapıyor bol bol. Suya atlasana. Ama kahvaltıya tutuyorlar ya. Ve Cevat Zadeler'in kızı Nesrin çıktı piyasaya. Mavi mayosuyla teknenin burun kısmında elinde telefonu bir ileri iki geri volta atıyor. Acaba kiminle konuşuyor? Şeval Sam'ın da telefonu çaldı. O da eline sabah kahvesini almış, derin bir sohbete dalmış durumda telefonda. Acaba Şeval Sam kiminle konuşuyor? Günlüğü 15 bin lira olan bu tekneye kızlar telefonla konuşmaya mı geldi? Hiç denize girmeyecekler mi diye düşünüyor bizim Bay Kahve ekibi. Sonunda bizim Bay Kahve'yi duydular ve kızlar kendilerini serin sulara bıraktılar. Şeval Sam ve Nesrin Cevatsade Göcek sularının keyfini sürüyor. Ama sabah saatleri su buz gibi üşüdüler. Denizden önce Şeval Sam çıkıyor. Diğer kızlara göre yaşı hayli ilerlemesine rağmen en cesuru da maşallah Şeval Sam kül rengi bikinisiyle dikkat çekiyor. Kim der bu kıza 47 yaşında diye. Şeval Sam duşunu aldı, sıra geldi Nesrin'e. Eda Ece nerede bu dakikalarda diyeceksiniz. Yok. Çünkü kızımız üşüyormuş. Sabah sabah denize giremezmiş. Neyse biz dönelim tekrar Şeval Sam'a. Hanımefendi denizden çıktı. Bir kurt gibi acıkmış tekrar. Halbuki az önce kahvaltı yapmıştı. Ama mavi sular acıktırmış kızımızı.
nasıl da acıkmış öyle nefes almadan tek solukta yaladı yuttu tabağında ne varsa. Ve sıra geldi az önce sözünü ettiğimiz Şevval Sam'ın selfie çektirmeyle verdiği imtihana. Belli ki Şevval Sam birilerine nispet yapmak isteyecek, tekne pozu verecek. Ama rüzgar saçını başını uçurdukça bizim Şevval Sam bir türlü istediği pozu yakalayamıyor kendisinde. Sağına dönüyor olmuyor, soluna dönüyor olmuyor, telefonunu havaya kaldırıyor olmuyor, aşağı indiriyor olmuyor, deklanşöre basıyor olmuyor, basıyor da basıyor ama hiçbir pozunu beğenmiyor. Rujunu tazeledi, saçları uçuştuğu için yedek gözlüğünü saçına taç yaptı ama yine olmuyor, yine olmuyor, yine olmuyor. Ne zor işmiş teknede poz vermek, selfie çektirmek. Allah düşmanımızın başına vermesin teknede selfie çektirme mecburiyetini. Dakikalardır uğraşıyor kız bir poz verebilmek için. Bir denedi, iki denedi, 22 denedi, 222 denedi. Olmadı, olmadı, olmadı. Yüzüne sahte gülücükler koydu, olmadı. Saçını düzeltti, olmadı. Başını yamulttu, olmadı. Boynunu eğdi, olmadı. Kaldırdı, olmadı, 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 olmadı. Orada sık sık elini dudağına götürüp bir öpücük atıyor, sonra da parmaklarıyla bir takım garip hareketler yapıyor. Bir mana verebilene bizden madalya. Bu arada kaşlarını beğenmiyor kızımız. Parmağını tükürükleyip tükürükleyip kaşlarını ıslatıyor, kaşlarını düzeltiyor, öyle poz veriyor ama maalesef yine olmuyor. O poz vermede ne kadar ısrarcıysa bizim Bayka da o kadar inatçı. Sonuna kadar çekecek bu işi. Tam 45 dakika sürüyor Şevval Sam'ın poz verme işi. Ve Bayka da üşenmeden tek tek sayıyor. Deneme 1403. Bu pozu iyi. Çek abla. Çek ablacığım. Çok iyi. Bence gayet iyi oldu. Deneme 1404. Deneme 1405. Allah makinenin şarjı bitecek ya.